sana bahsettiğim ve hep birlikte bu korkunç sürecin gezegenlerinde tamamen durması için gereken önlemleri bulup çıkartmak ve uygulamada gerçekleştirmek amacıyla gezegenin üç beyinli varlıkları tarafından oluşturulduğunu ve milletler cemiyeti denilecek olduğunu veya şimdiden öyle denildiğini söylediğim bu çağdaş cemiyete gelince, benim samimi fikrimi sorarsan, bu sefer iki sebepten dolayı bundan hiçbir faydalı sonuç çıkmayacağından eminim. Bu hikayemin sonunda birinci sebep senin için açıklığa kavuşacaktır. İkinci sebebe gelince, bu niteliğin dünya gezegeninin üç beyinli varlıklarının etine kanına zaten girmiş olmasıdır. Nasıl ki gezegenlerinin eski devirlerdeki olmak bakımından hiç olmasa kendini hatırlama denen şeye ermiş sorumlu varlıkları tarafından hiçbir şey başarılamamıştı. Bu çağdaş cemiyetin varlıklarının aklına sahip ve akıl bakımından ancak sevgili Molla Nasreddin'imizin "Bak, bak, anne ile babayı ayırt etmeye başlıyor" kelimeleriyle ifade ettiği görüşüyle tanımlanan derecede mükemmelleşmiş olan varlıklar tarafından da etkili hiçbir şey ne yapılabilir, ne tasarlanabilir, ne de gerçekleştirilebilir. Yine de belirtmeliyim ki bu çağdaş cemiyetin üyeleri olan veya olacak olan bu çağdaş önemli ve güç sahibi varlıklar şahsen kendileri için bu yeni tertipleri yoluyla çok müthiş ve çok yararlı bir sonuç elde edeceklerdir. Bu resmi cemiyetleri sayesinde bu dünyevi çağdaş güç sahibi varlıklar için ya karıları, ya metresleri, ya kaynanaları, ya da son olarak falanca dükkandaki tezgahtar olan sahibelerini aldatmak için bir başka makul bahaneye sahip olacaklardır. Bunun üzerine bu yeni resmi cemiyetleri sayesinde kendileri gibi önemli ve güç sahibi olan arkadaşları arasında huzur içinde zaman geçirme fırsatına sahip olacaklar ve kuşkusuz sözde bu önemli resmi cemiyetlerinin amaçlarıyla ilgili işleri için sık sık düzenlenen bu resmi beş çaylarında sahibelerinin sessiz fakat ürkütücü bakışları ve gözetimi olmaksızın vakit geçirebileceklerdir. Güç sahibi varlıkların bu cemiyetleri genellikle büyük karşılıklı yok etme sürecinin bitiminin başlangıcında ortaya çıkar. Ve hemen her defasında şöyle doğarlar. Bu güç sahipleri arasından bir kısmı son karşılıklı yok etme süreçleri sırasında öyle ağır kayıplar vermiştir ki etki kuvveti mutlak vücutlarında henüz durmamış ve psişelerinin genel işleyişi için belli bir bileşim meydana getirmiştir. Şuur altlarında vicdan denen varlık dürtüsünü ortaya çıkaracak veriler. Uzun zamandır onlarda alışkanlık halini alan otomatik şuurlarının işleyişine kendiliğinden katılmaya başlamıştır. Yani genel psişelerinde
Mübarek Aşiyata Şiyamaş'ın o kötü talihli gezegenin tüm üç beyinli varlıkları için hayal ettiği birleşim kendiliğinden sağlanmıştır. Böylece oğlum, bu sayede sözü edilen güç sahibi varlıklar bir araya toplanıp bu korkunç nitelikleri hakkında epeyce tartıştıkları zaman yavaş yavaş bunu hemen hemen gerçek ışığında görmeye başlarlar ve onlarda hemen gezegenlerinde süregelen bu feci dehşeti ortadan kaldırmayı sağlamak için mümkün olan her şeyi yapmaya yönelik gerçek bir samimi arzu belirir. Ve eğer dirilmiş vicdana sahip böyle dünyevi güç sahibi varlıkların birçoğu tesadüfen bir araya gelecek ve uzun süren bir ortak etkilenim sayesinde gerçeği doğru ışık altında görüp hissedecek olurlarsa, bu samimi dileklerini gerçekleştirmenin bir imkanını birlikte bulmak için birleşirler. Orada oluşturulan böyle cemiyetlerin hepsi bu tarzda başlarlar. Bu varlıklar belki de her nasılsa iyi sonuçlar elde edebilirlerdi. Ancak işin kötü yanı, kural olarak bu dünyevi önemli ve güç sahibi varlıkların diğerlerinin de kısa bir süre sonra bu cemiyetlere girip katılmalarıdır. Bu sonuncular böyle cemiyetlerin çalışmalarına vicdanları konuşmaya başladı diye girip katılmazlar. Hiç de değil. Sırf sıradan varlık varoluşunun bütün o anormal yerleşmiş şartları uyarınca önemli ve güç sahibi olarak, tabii ki her önemli cemiyete üye olup katılmaları gerektiği için girerler. Bu diğer dünyevi önemli ve güç sahibi varlıklar bu cemiyetlere girip bir de işlerine katılmaya başladıklarında şahsi egoist ve kibirli hedefleriyle kural olarak cemiyetin bütün çalışmalarının ve dirilmiş vicdanlı varlıklar tarafından yapılmış her şeyin çöpe atılmasını kısa sürede başarmakla kalmayıp yine kısa bir sürede yine orada dendiği gibi bu cemiyetlerin ilk kurucularının tekerleklerine gerçek çomaklar sokarlar. Ve bu yüzden mutlak gezegensel refah için varlıkların oluşturduğu bu cemiyetler her zaman çabucak ölürler ve söylemiş olduğum gibi can bile çekişmeden. Önemli varlıkların bütün bu iyi başlangıçlarından elde edilen etkili sonuçlarla ilgili olarak değerli Molla Nasreddin'imizin yine çok bilge bir deyişi vardır. Geçen yüzyılların bize gösterdiğine göre karabağlı eşekler ne bülbül gibi ötebilirler ne de gerçek şuşun deve dikenlerine olan asil iştahlarından vazgeçebilirler. Burada yeri gelmişken, dünya gezegeninin üç beyinli varlıkları üzerindeki uzun yüzyıllar süren dikkatli gözlemlerim sırasında büyük kitlelerin mutlu varoluşu için birlikte yol bulmak amacıyla oluşturdukları cemiyetlerin hiçbirine orada arada bir hep var olmuş olan cemiyetler bir kerecik olsun sana söylemiş olduğum gibi orada birçoklarının kendini mükemmelleştirme amacıyla yaptıkları azimli uğraşları yoluyla edindikleri az çok objektif akla sahip varlıkların katıldığına rastlamadığımı bilmek senin için elverişli olacaktır. Oradaki son kalışım boyunca yaptığım gözlemlerim sırasında başka şeylerle birlikte objektif akla sahip varlıkların
Bu cemiyetlerde şu sebeplerden dolayı bulunmadıklarını anladım. Mesele şu ki, ne olursa olsun, herhangi bir cemiyete katılmak için bir varlığın mutlaka önemli olması gerekir. Orada böyle bir varlık da, bir kere daha varlık varoluşunun anormal yerleşmiş şartları yüzünden ya epeyce parası olan birisi ya da oradaki diğer varlıklar arasında meşhur olan birisi olabilir. Ve de özellikle son yüzyıllarda varlık vicdanı denen, sözünü ettiğim kutsal işlevden tamamen yoksun olan varlıklar meşhur ve önemli olabildiklerinden ve sonuçta varlıkların vücutlarında bu kutsal işlev genel olarak her zaman objektif aklı temsil eden ve objektif akıl olan her şeyle bağlantılı olduğundan, tabii objektif akla sahip bu üç beyinli varlıklar her zaman vicdana da sahiptirler ve sonuç olarak vicdan sahibi böyle bir varlık asla diğer varlıklar arasında önemli olamaz. İşte bu yüzden oradaki saf akıl sahibi varlıklar önemli ve güç sahibi varlıkların oluşturdukları bu cemiyetlere katılma imkanına sahip olmamışlardır ve olmayacaklardır. Ve aynı meseleyle ilgili olarak sevgili Molla Nasreddin'imizin bir keresinde şöyle demiştir. En büyük ceza şudur. Kuyruğundan çek ki yelesi sıkışsın. Yelesinden çek ki kuyruğu sıkışsın. Her nedense söylemiş olduğum gibi bugünkü gözdelerin de yine tabiatlarına yerleşmiş ve psişelerine kunda bufer organının niteliklerinin sonuçları kadar sıkıca yapışmış olan bu korkunç niteliklerini ortadan kaldırmak için mümkün yol ve yöntemleri bulmayı arzu etmektedirler. Ve tabii milletler cemiyeti denen çağdaş cemiyetin bu üyeleri bunu kanımca orada artık etkili herhangi bir şeyin elde edilmesine kesinlikle yaramayacak olan yol ve yöntemler aracılığıyla eski varlıkların da sağlamaya gayret ettikleri şekilde tasarladıkları her türlü düzenleme ve çeşitli anlaşmalar yoluyla elde etmeye çalışacaklardır. Çağdaş gözdelerinin bu icadından belli bir yarar, hatta çok da büyük, fakat sadece vazgeçilmez gazeteleri, oturma odası konuşmaları ve elbette dünyevi hisse senedi, hokkabazlarının çeşitli hasnamus manevraları için bir yarar çıkartabilir. Bir yarar çıkartılabilir. Bu korkutucu kötülük bakımından, orada günümüzde işlerin gidişi böyle bir öyle bir haldedir ki, söylemiş olduğum gibi, çoktan etlerine kanlarına girmiş olan bu iğrenç niteliğin, gezegenlerinin yüzeyinden hemen, tamamen yok edilmesini sağlamak, sefil akılları için sadece anlamsız bir külfet olmayıp, genelde hemen hemen imkansızdır. Yine de oğlum, bu çağdaş mutlak gezegensel milletler cemiyetinin, bu çağdaş varlıkları bile, belki de sorumlu yaşa ermiş bütün üç beyinli varlıkların vücuduna has, tarafsız, akıldan yoksun oldukları halde, sadece kendi yeterlilik ve güç küreleri içindeki sorunları çözüp gerçekleştirmekle meşgul olurlarsa, kendileri için belirledikleri temel hedefte müsbet sonuçlar elde edebilirler. Onların yollarını bildiğimden kendilerini
anlayışlarının sınırları içindeki meselelerle meşgul etmeyeceklerinden tamamen eminim. Her şeyi bu karşılıklı yok etme süreçlerinin derhal ve ebediyen duracağı bir yönde yapmak isteyecek ve gerçekten yapacaklardır. Her şeyi bu karşılıklı yok etme süreçlerinin derhal ve ebediyen duracağı bir yönde yapmak isteyecek ve gerçekten yapacaklardır. Tüm varlıklarıyla bu süreçlerin objektif dehşetini bütünüyle fark edip bir arada samimi olarak gezegenlerinin yüzeyinden bu kötülüğün kökünü kazımayı gerçekten arzu etselerdi, ister istemez bu meselenin özüne girip yüzyıllar boyunca psişelerinde yer etmiş böyle bir eğilimin birkaç on yıl içinde çözülemeyeceğini anlarlardı. Bunu anlasalardı, bu hususta kendi çağdaşları için herhangi bir şeye karar verme veya gerçekleştirmeye kalkışmayıp tüm dikkatlerini, tüm güçlerini ve tüm imkanlarını sadece gelecek nesillerin varlıklarını göz önünde bulundurarak yöneltip kullanırlardı. Örneğin, şimdi ukalalık etmek ve bu süreçlerinin tamamen durmasını derhal sağlamak amacıyla, orada dedikleri gibi Don Kişotluk yapmak yerine, sıradan varoluş süreçlerine yerleşmiş bulunan, sahip oldukları iki görüşün faziletine dair kanaatlerinin kökünü kazımayla meşgul olsalardı, yani bu süreçlere katılanların bazılarını kahramanlığa yükseltme ve onları şeref ve nişanlarla ödüllendirme uygulamasına son vermeye ve aynı zamanda dünyada periyodik karşılıklı yok etmenin çok çok gerekli olduğunu ve var olmazsa dünyada dayanılmaz bir nüfus patlaması olacağını ve insan varlıkların birbirini yemeye başlamalarına yol açacak ekonomik bir facianın ortaya çıkacağını soğukkanlılıkla ispat eden bazı sivilceli varlıklar tarafından icat edilmiş bir sürü has namus bilimleri arasında yer alan meşhur bilimlerinin ortadan kaldırılmasını sağlamaya gayret etselerdi. Anormal sıradan varlık varoluşları sürecine sıkıca yerleşmiş olan bu iki uygulamalarını kaldırmayı sağlasalardı, ilkinin kaldırılması sayesinde bu süreçler sırasında alışkanlık halinde girdikleri hale her zaman girmelerini sağlayan özel niteliğe, büyüyen nesillerin de pisişesini maruz bırakan otomatik faktörlerin büyük kısmını ebediyen yok ederlerdi. İkincisi sayesinde de nesilden nesile sanki kanuni ve şüphe götürmez bir şey gibi aktarılan ve hep birden yüce megalokosmosumuzun üç merkezli varlıklarına bir teki bile yakışmayan niteliklerin vücutlarında oluşmasının kısmen sebebi olan ve aralarında sadece kendilerine has olan Tanrı'nın varlığından şüpheyi meydana getiren niteliklerinin de bulunduğu, zaten yeterince çok sersem fikirlerinden hiç olmasa birinin gelecek nesillerin varlıklarına ulaşmamasını sağlarlardı. Zaten başlıca bu şüpheleri yüzünden, bütün üç beyinli varlıkların vücutlarında mutlaka kullanılması gereken ve evrenin bütününde nerede doğarlarsa doğsunlar bir merkezli ve iki merkezli varlıklar tarafından bile her zaman hissedilen bazı kozmik gerçekleri içgüdüsel duyumsama denen dürtüyü kendilerinde meydana getiren verilerin toplamının kullanılma ihtimali mutlak vücutlarından neredeyse tamamen kaybolmuştur. Fakat sıradan gözdelerinin diğer hepsinin talihsizliğine, gezegenin tamamından toplanıp bir araya gelen bu güç sahibi ve önemli varlıklar, bu meseleleri
itibarlarının aşağısında görüp bunlarla uğraşmaya koyulmazlar. Daha neler? Demek bu kadar önemli cemiyetlerin bu kadar önemli üyeleri kendilerini birdenbire böyle önemsiz işlerle meşgul edecekler. Genel olarak hoşuna giden bu üç beyinli varlıkların, özellikle çağdaş olanların çoğunda, bireysel tezahüre ait verilerin billurlaşmasının tamamen durmasının ve sadece kundabufer organının niteliklerinin sonuçlarının buyurduğu doğrultuda tezahür etmelerinin sonucu olarak, kendi akıllarının ve güçlerinin sınırları içinde olan bu işlerle uğraşmayıp kendilerini her zaman kendi akıllarından mukayese edilmeyecek kadar yüksek meselelerin kararlarıyla meşgul etmektedirler. Tuhaf pisişelerinin bu yönü yüzünden son 20 yüzyılda bir başka tuhaf ve son derece acayip pisişik organik ihtiyaç onlarda oluşmuştur. Bu pisişik organik ihtiyaçlarının başlıca tezahürü, her birinin her zaman mutlaka başkalarına akıl öğretmek veya doğru yolu göstermek zorunda olmalarından ibarettir. Biliyor musun oğlum, her birinin tabiatına istisnasız yerleşmiş bulunan karakterlerinin bu istisnai yönünden bahsetmem, beni bu noktada acayip pisişeleri hakkında açıklamada bulunmanın cazip olduğu düşüncesine ve meşhur dünyevi çağdaş sanat hakkındaki açıklamamı tamamladığımda yaşlı dostumuz Ahu'nun sana verdiği gibi bir tavsiyede bulunmaya yöneltiyor. O zaman sana sevgili Ahu'muz başka şeyler arasında herhangi bir sebeple dünya gezegeninde var olmak ve bu garip üç beyinli varlıklarla kaynaşmak zorunda kalacak olursan, orada sanat temsilcileri denilen çağdaş tiplere her zaman çok dikkat etmen gerektiğini ve onlar arasında zorlu düşmanlar edinmemeni söylemişti. O zaman sevgili hanımımız kendini beğenme, kibir, gurur ve daha birçok sayısız zaaflarını düşünerek bu özgül niteliklerinden hangilerinin hangi durumlarda kendi ifadesiyle okşanması gerektiği konusunda nasihatte bulunmuştu. Seninle her zaman iyi ilişkiler içinde olsunlar ve her zaman her yerde seni övüp senden hep iyi söz etsinler diye onlarla neyi ve nasıl konuşman gerektiğini hatta ayrıntılı olarak sana açıklamıştı. Bu tavsiyesine diyeceğim bir şey yok. İnkar edilemez ki bahsettiği tipler için idealdir. Aslında bu çağdaş sanat temsilcileri sevgili Ahnumuzun saydığı özgül niteliklere bolca sahiptirler ve her vesileyle bu özel niteliklerini okşayacak olursan sana gerçekten tapacaklar ve sana karşı her zaman, her şeyde, en az oradaki asklaylı köleler gibi davranacaklardır. Bu tavsiyesi mükemmel ve hatta onlar arasında varoluş için vazgeçilmez de olsa, şahsen senin için pek kullanışlı bulmuyorum. Bir kere, dünya varlıklarının hepsi sanat temsilcileri gibi olmadıklarından bu tavsiye genel olarak hepsini bağlamaz. İkinci olarak da bütün bu sayısız özelliklerini sürekli hatırlayıp her defasında hangi durumlarda bu sayısız zaaflarının okşanması gerektiğini durup düşünmek zorunda kalırsın. Pisişelerinin büyük bir sırrını sana işaret etmeyi arzu ediyorum. Sana göstermeyi dilediğim bu özelliklerinden nasıl faydalanacağını bilirsen,
her birinde Ahu'nun bahsettiği tezahürlerinde aynı etkiyi yaratabilecektir. Onlara bu özellik yoluyla davranırsan, onların hepsiyle çok iyi ilişkiler içinde olmakla kalmaz, hem de arzu edersen pisişelerinin bu sırrını bilmekle, hem orada mutlaka gerekli olan para, hem de sevgili üstadımızın tadını ve saadet dolu önemini güllük gülistanlık kelimeleriyle tanımladığı diğer rahatlıklar bakımından sakin ve huzurlu bir varoluşu emniyet altına alabilirsin. Hiç kuşkum yok ki oğlum, pisişelerinin bu sırrı ile kastettiğim şeyin, az önce söylediğim, başkalarına akıl öğretmek ve doğru yola sokmak olduğunu tahmin etmişsindir. Pisişelerinde, yine elbette sıradan varlık varoluşunun aynı anormal yerleşmiş şartları yüzünden oluşan bu özel nitelik, her birinin vücudunun sorumlu bir varlık olduklarında mecburi bir parçası gibi olur. Orada istisnasız herkeste bu psikoorganik ihtiyaç vardır. Yaşlı, genç, erkek, kadın ve hatta prematüre doğmuş dediklerinde bile. Bahsettiğim özel ihtiyaçları sırası geldiğinde bir başka özel nitelikleri sayesinde ortaya çıkar. Bu da her birinin ıslak ile kuruyu ayırt etme yeteneğini kazandığı andan itibaren bu maharetine kapılarak kendi anormallik ve kusurlarını görüp gözlemlemeyi ebediyen bırakıp başkalarında aynı anormallik ve kusurları görüp gözlemlemesidir. Günümüzde orada gözdelerinin hepsinin hayalini bile görmedikleri fikirleri kendine benzeyen diğerlerine öğretmeleri adet haline almıştır ve işin şakası da eğer bu diğerleri ondan öğrenmezler veya en azından öğrenmeyi arzu ediyor görünmezlerse, kırılmakla kalmayıp her zaman içten ve samimi olarak kızmalarıdır. Bunun aksine, eğer bu diğerlerinden biri onlardan akıl öğrenir ve en azından öğrenmeye çok meraklıymış gibi davranırsa, bu varlıklar onu sevip saymakla kalmazlar, aynı zamanda tamamen tatmin olurlar ve çok keyifli hissederler. Gözdelerinin ancak bu şartlar altında başkalarından kötü niyetsiz ve tenkitsiz bahsettiklerini de belirtmek gerekir. Bu yüzden oğlum, eğer onlar arasında herhangi bir sebeple var olmak zorunda kalırsan, her zaman için onlardan bir şey öğrenmeyi diliyormuş gibi davranmanı şiddetle tavsiye ederim. Aynı tarzda onların çocuklarına karşı davranırsan, hepsiyle mükemmel ilişkiler içinde olman bir yana, tüm aile seni evin saygıdeğer bir dostu olarak görecektir. Her zaman hatırlamalısın ki, kendisi özü bakımından ne kadar önemsiz olursa olsun, her biri her zaman bu özel nitelikten kaynaklanan kendini beğenmişliği yüzünden başkalarının tavır ve davranışlarına, özellikle bu tavır ve davranışlar kendi subjektif yerleşmiş bakış açısına keskin bir zıtlık içindeyse, küçük görerek bakmakta ve bu gibi durumlarda, söylemiş olduğum gibi, genellikle içten samimi olarak kırılmakta ve kızmaktadırlar. Gözdelerinin çevrelerindekinin kusurları karşısında sürekli hiddetlenme nitelikleri yüzünden,
yeterince rezil ve anormal olan varoluşlarını objektif olarak dayanılmaz hale getirdiklerini de burada söyleyebilirim. Bu sürekli kızgınlık yüzünden bu talihsizlerin sıradan varlık varoluşu hemen her zaman kısır ahlaki çileler içinde geçmektedir ve bu nafile ahlaki ıstırapları kural olarak çarpma etkisiyle pisişeleri üzerinde çok uzun bir süre semzektional, yani orada gezegeninde dedikleri gibi bunaltıcı etki bırakmaktadır. Yani eninde sonunda, tabi şuurlarının katılımı olmaksızın, instruar, onların deyimiyle sinirli olurlar. Bunun üzerine sıradan varlık varoluşları süreci içinde bu instruarlıklarını veya sinirliliklerini uyandırmış olan ilk sebeple hiçbir ortak yanı bulunmayan varlık tezahürlerinde bile tamamen denetimsiz kalırlar. Sırf bu nitelikleri başkalarının kusurlarına hiddetlenmeleri yüzünden varoluşları giderek üst derecede trajikomik hale gelmiştir.